Merhabalar herkese, selamlar sevgili öğrenciler ve sanırım sevgili veliler. Sizi Boğaziçi'nde görmek çok güzel. Özellikle Albert Long salonunda görmek de ayrı bir onur. Özellikle Türkiye'deki en eski orklardan birinin önünde duruyor olmak, tarihçi olarak hatırlatmak isterim. Hoş bir duygu. Adım Koray Durak, yardımcı doçentim tarih bölümünde. Uzmanlık alanım Bizans tarihi, daha da özelinde Bizans ekonomi tarihi, daha da özelinde Bizans-Arap ticari ilişkileri Haçlılardan önce. Yani tahmin edeceğiniz üzere tarihçi olmak her şeyi bilmek değil. Genelde hani taksiye bindiğinizde ya da işte uzak bir akrabayla tanıştırıldığınızda "Aa, tarihçisiniz hocam, işte Osmanlı'da iyi miydi, kötü müydü, Ermeni katliamı oldu mu olmadı mı" gibi bütün sorular üst üste size gelir. Tahmin edeceğiniz üzere tarihçi kendi alanını bilir, kendi alanının uzmanıdır. Ben de Bizans ekonomi tarihi yapıyorum. Bizansçı olarak geçiyorum diyebilirim. Şimdi buradaki amacım size bir üniversiteyi tanıtmaktan çok bölümü tanıtmak. Sanırım üniversiteyle ilgili bilgiler ediniyorsunuz. Bölümü tanıtırken biraz istatistik bilgiler de vereceğim, işte arka plan bilgileri de vereceğim, gündelik hayatla ilgili şeyler de söyleyeceğim. Şimdi bizim tarih bölümümüz lisans ve lisansüstü programlarından oluşuyor. Özellikle master ve doktora sanırım şu an için sizin düşünmediğiniz ya da düşünmeye fırsat bulmadığınız, ileride düşüneceğiniz bir konu. İleride o noktaya gelirseniz de konuşuruz. Özellikle doktora çok meşakkatli bir yoldur. Kimisini öneririm, kimisini önermem. İnsanın hayatını mahvedebilir. Ama hani eğitim alanında olmak istiyorsanız çok da zevkle yapacağınız bir iştir. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünün amacı tabii ki özelde tarihçi yetiştirmek. Bu yüzden de size bir tarih formasyonu vermek. Genelde de tabii diğer bölümlerde olduğu gibi, diğer sosyal bilimler alanlarında olduğu gibi, sosyolojide olduğu gibi mesela bir bakış açısı vermek size. Bu bakış açısı tabii sizin oluşturacağınız bir şey, bizim katkılarımız oluyor. Yoksa böyle paket gibi sizin kafanıza koymaya çalışacağımız bir şey değil. Bu bakış açısı ne olabilir? Şimdi biraz daha genele kaydım yine bu tarih bölümünden çok. Boğaziçi'nin misyonu artı tarih bölümünün misyonundan bahsediyorum. Tabii rasyonel bir bakış açısı. Bir şeyleri tabulaştırmadan, her şeyi soran, sorgulayan, eleştirel bakabilen bir bakış açısı. Bunu edinirseniz ne ala, günümüz Türkiye'sinde çok lazım. Verilere dayalı konuşmak. Yani büyük genellemeler yapmadan, verilere dayanarak, kanıtlara dayanarak konuşmak, o da her zaman tabii hepinizin bildiği bir şey, önem vermemiz gereken bir şey ama gündelik hayatta yine pek dikkat edilmeyen bir şey. Ve bir de bence üçüncü bir ayak, farklı bakış açılarını görmek, farklı sesleri duymak. Ki bir şeyleri ötekileştirmeden, çünkü tarihçi veya sosyolog veya diğer sosyal bilimciler ön yargılarla ve ötekileştirici yaklaşımla yaklaştığında konusuna, çevresine zaten orada bilimsel olmaktan uzaklaşıyor. Bunlar genel parçaları, bu vermek istediğimiz bakış açısının sizlere 4 yıl içinde, 4 yılda bitirenler için söylüyorum ki genelde öğrencilerimiz de 4 yılda bitiriyor, bu arada korkmayın. Daha da özelde tabii tarih bölümünün amacı 150 kişilik bir tarih bölümü olsaydı o zaman hani Rus tarihi de olurdu. Okyanusya tarihi de olurdu, Maya ve İnka tarihini yapan birileri de olurdu. Tabii her tarih bölümü belli nedenlerden dolayı belli alanlara yoğunlaşıyor. Bizim belli bir yoğunlaştığımız bir dönem yok ama hani biraz da tarihsel gelişimimiz sonucu 20. yüzyılda bizim bölümümüzde daha çok Osmanlıcı var ve daha çok Doğu Akdeniz. Ama söylediğim gibi bu daha çok, bunun altını çizerim. Doğu Akdeniz üzerine yoğunlaşıyoruz. Ama Doğu Akdeniz'in bütün dönemleri var. Yani arkaik dönem, yani tarih öncesi dönem de var. Klasik dönem dersleri veren hocalarımız da var. Bizans dönemi ve Osmanlı dönemi gibi iki büyük yoğunlaştığımız alan da var. Ama temel olarak Doğu Akdeniz'in biraz önde olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu Doğu Akdeniz içinde de Osmanlı döneminin önde olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında tabii biraz daha çok fazla üzerine durmayacağım ama örnekler vereceğim. Hani Çin tarihi yapan, Japon tarihi yapmak isteyen öğrencilerimiz için de fırsatlar var.
başka dönemleri çalışmak isteyen arkadaşlar için de. Zaten bu imajda da görüyorsunuz. Osmanlı tarihi hemen arkasından da Bizans tarihi. En çok fırsatı, çalışma fırsatının olduğu alanlar. Onun dışında da eski çağ tarihi ve arkeolojisi, Asya tarihi de çalışabileceğiniz alanlar. Şimdi bir de başka bir şey var. Burada görüyorsunuz sadece tarih değil. Başka üniversitelerde tarih bölümü, sanat tarihi bölümü ve arkeoloji bölümleri ayrı bölümler olarak var olabiliyorlar. Ama bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde bu üç alan tek bir bölümün çatısı altında toplanmış durumda. Bu disiplinler arası bir bakış açısı ve bu da bence olumlu bir şey. Çünkü bazen hani sanat tarihçileri ya da arkeologlar tarihçilerle pek diyaloğa girmiyorlar. Hem mekansal olarak hem de yaklaşım açısından birbirlerine uzak düşüyorlar. Ama 21. yüzyılda artık neredeyse arkeolog ve tarihçi ayrımları kalkmaya başladı. Her ikisini birleştiren tarihçi ya da geçmişe çalışan kişi en makbul kişi oluyor. Dolayısıyla bizim bölümümüze giren öğrenciler aynı zamanda sanat tarihine de yönelebilirler, arkeolojiye de yönelebilirler veya tarihte de kalabilirler. Tek tek hocaların üzerinden gitmeyeyim tabii ki, fakat yaklaşık 20 tane full time hocamız ve 10'a yakın da part time, yarı zamanlı hocamız var bölümümüzde. Yardımcı doçent statüsünden profesörlük statüsüne kadar geniş bir skalada. Söylediğim gibi bir kısmımız Osmanlıca ama diğer alanları çalışan hocalarımız da, eğer merak ediyorsanız soru cevap kısmında ya da baş başa konuştuğumuzda ayrıntılarını verebilirim size. Programımız yarı zamanlı hocalarımızdanla ilgili bir görüntümüz var. Onassis Vakfı öğretim üyeleri nedir, onu size açayım. Onassis ailesi önemli bir Yunanlı aile, 20. yüzyılda büyük bir endüstriyelist olmuş bir aile ve Yunanistan'da sanat ve tarih ve kültüre katkıda bulunuyorlar. Türkiye'de, İstanbul'da, özellikle Boğaziçi'nde genel olarak Yunan dünyasıyla ilgili ders verecek öğretim üyelerini destekliyorlar. Bizim böyle bir ortak çalışmamız var Onassis Vakfı'yla Atina'da. Dolayısıyla klasik dönem Yunan dünyası, Bizans dönemi Yunan dünyası, Yunan dili ve tarihi genel olarak konularında Türk ya da yabancı, Yunanlı ya da olmayan bazı hocalarımız orta vadeli olarak üniversitemize geliyorlar, ders veriyorlar. Dolayısıyla bu yanımızı da son birkaç yıldır kuvvetlendiriyoruz. Dikkatinizi çekmiştir, Osmanlı ağırlıklı dedim ama Türkiye'deki diğer bu üniversitelerdeki tarih bölümleriyle karşılaştırıldığında Osmanlı ağırlıklı lafım aslında biraz yanlış oluyor. Çünkü o bölümlerle karşılaştırıldığında Osmanlı olmayan pek çok alanında öğretmeye, beraber öğrenmeye daha doğrusu çalışıyoruz. Bir de Kaliforniya temelli, yine Kaliforniya kökenli bir kişinin veya ailenin diyeyim, kurduğu bir vakıf, Getty Vakfı'nın bizde son birkaç yıldır yaptığı anlaşma çerçevesinde Getty üzerinden de çeşitli çalışmalarımız, eğitim, öğretim amaçlı çalışmalarımız oluyor. Dolayısıyla bu köşede de Getty Vakfı üzerinden üniversitemize gelip konuşma veren çok önemli sanat tarihçileri ve tarihçileri, yani dünya çapında ünlü sanat tarihçileri ve tarihçileriyle tanışma şansını kavuşuyorsunuz. Hem konferans şeklinde hem de derslere giriyorlar. Bir aylığına geliyorlar mesela yılda bir kere ve bir ay boyunca 4 seminer veriyor ya da konusuyla alakalı diğer öğretim üyesinin dersine girip ortak seminer yapılıyor. Ve öğrenciler de bu kişilerle tanışma ve ondan bilgi edinme şansına erişiyorlar ki bence bu çok önemli bir fırsat. Programımıza bakalım. Şimdi diyelim bu LGS'ye geçtiniz, kararınızı verdiniz. Sanırım karar aşamasındasınız değil mi? Genelde üniversiteye giren öğrenciler ya da üniversitede yıllardır olan hocalar üniversite seçme sistemiyle ilgili en ufak bir şey bilmezler. Umarım onunla ilgili bir şey sormayacaksınız bana. Hani o ayrıntıları, puan sisteminin buraya nasıl yansıyacağı. Onu üniversite sınavını geçene kadar herkes ayrıntısıyla bilir. Ondan sonra da böyle herhalde bilinç dışına itme çabasıyla hiçbir şey hatırlamaz. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatta biraz önce kuzenimi aradım, kendisi üniversite sınavına giriyor. Ayrıntılarını öğrendim, bu YGS'nin, LYS'nin ayrıntılarını, ama sizden daha fazla bilmediğimi emin olun. Bu galiba şu noktada kısa bir süre içinde karar vereceksiniz. Bizim bölümümüze girdiğinizde program nasıl bir şey olacak?
Program şöyle, 4 yıl boyunca en başta daha sınırları belli, adeta bir paket diyebileceğimiz bir program ile başlıyorsunuz birinci yılda özellikle. Dördüncü yıla, son sınıfa geldiğinizde artık program biraz daha özgürleşiyor, sizin seçiminize kalıyor. Çünkü ilk yıllarda, burada mı? Evet, gördüğünüz üzere ilk yıllarda size bir paket sunuyoruz. Buradaki amaç biraz önce belirttim ya, evrensel boyutta bilgi edinebilmek, İngilizce üzerinden daha çok tabii bu. Eleştirel bakabilmek, farklı alanları tanımak. Çünkü bizim üniversitemiz bölümlere göre bölünmüş. Sabancı Üniversitesi mesela fakülte bazlı bildiğim kadarıyla. Hani oradaki avantaj, programımızı kendiniz oluşturabiliyorsunuz en azından idealde. Gerçekte tam öyle olmasa da. Burada bölüm bazlı, o yüzden hani bir eleştiri, doğru olmayan bir eleştiri şu olabilir. Çok hani sadece tarih öğreniyor, başka bir şey öğrenmiyor. Ya da sadece ekonomi öğreniyor, başka bir şey öğrenmiyor eleştirisi olabilir. O yanlış, çünkü bütün bölümlerin esnek programları var. Seçmeli derslerimiz var. Bölüm seçmelisi var. Bölüm dışı fakülte seçmelisi var. Ve tamamen sınırsız, unrestricted dediğimiz sınırsız seçmeliler var. Dolayısıyla burada ister bölümdeki başka bir dersi alırsınız, ister fakültenizdeki sosyoloji, işte Türk Dil Edebiyatı, matematik bölümünden isterseniz alırsınız. Ya da tamamen sınırsız seçmeli olarak bambaşka bir bölümden gücünüz yetiyorsa, isteğiniz varsa ders alırsınız. Birinci yılda özellikle işte matematiğe giriş, ekonomiye giriş, psikoloji, felsefe veya politikaya giriş, bazılarını seçiyor, o paketten seçiyorsunuz. Derslerini alıyorsunuz. Hani bu ünlü Amerikan sistemi artık Türkiye'ye de geldi. 101, yani o şuna giriş, buna giriş derslerin hepsi işte bu giriş dersleri burada var. Tabii birinci ve ikinci yılda da bu biraz daha devam ediyor. Birinci yılda tarihçi nasıl olunurla ilgili İki dönem üst üste aldığınız bir ders var. O ikinci yılda devam ediyor. 210 kodlu ders adı altında. Yine tarihçi nasıl olunur her zaman teması altında dersler alınıyor. Ama ikinci yılda matematik ve istatistik paketi iyice ağırlaşıyor. Bazı öğrencilerimiz bundan şikayet ediyor. Çünkü çoğunuz matematik görmeden, almadan, matematik sorusu cevaplamadan tarih bölümüne geliyorsunuz. Biz Boğaziçi Üniversitesi olarak ve özellikle tarih bölümü olarak hep tekrarlıyorum, interdisipliner bir yaklaşıma sahip olmanız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden sadece işte şu tarihi, bu tarihi almak yerine sürekli başka fakültelerden, başka bölümlerden ders almanızı istiyoruz. Bunun içine tabii ki matematik de giriyor. Analitik düşünebilmek için, mantığı kullanabilmek için temel matematiği öğrenmeniz gerektiğini ve hatırlamanız gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bu temel matematikten bir dönem sonra da temel istatistik alıyorsunuz. O temel istatistik de sadece yine bir genel kültür edinmek için değil, bazı tarihçiler biliyorsunuz istatistiki bilgiyi kullanarak sonuçlara ulaşıyorlar. Dolayısıyla bir tarihçinin temel düzeyde istatistik bilgisinin olması elzem. O yüzden bu dersleri de almak zorundasınız. Yani aranızda tarih bölümüne girecek olan varsa bana şimdiden söz versin, şikayet etmeyecek. Çok zor geliyor bazılarınıza. Yani zor da gelse, kolay da gelse bu dersi ağlaya ağlaya alacaksınız. Karşınıza sıklıkla çıkacağım galiba, çünkü bazı hocalarımız danışman, kayıt danışmanı. Birinci yıldan itibaren dördüncü yıla kadar bir öğrenciyi alıyoruz. Kayıt zamanlarında programın hazırlamasında yardımcı oluyoruz. Ben şu anda ikinci yıl danışmanıyım, seneye üçüncü yıl olacağım. Büyük Ostat'a geldiğinizde bir noktada hayatınıza gireceğim. Programımızın işte ilk yılı biraz daha paket halinde demiştim ama ikinci yıl ve üçüncü yılda biraz daha yumuşuyor. Araya başka zorunlu dersler de giriyor tabii. Mesela üniversitelere Ankara tarafından, YÖK tarafından alması gereken, üniversitelerin öğrencilere vermesi gereken daha doğrusu Atatürk İlkeleri İnkılapları dersi var mesela, bunu vermek zorundayız. Ya da başka bir zorunlu seçmeli bilim dersi, bir bilim dersi seçmek zorundasınız yine. Nasıl mühendisler tarihten bir şey anlamalıysa, tarihçiler de mühendislik olmasa da temel bilimlerden bir şeyler bilmesi gerekli. Ve dördüncü yıla gelindiğinde söylediğim gibi program iyice özgürleşiyor. Bir tezle, bitirme teziyle bitiriyorsunuz. Gözünüz korkmasın, oldukça kolay bir tez bence, kişisel fikrim.
bir konu üzerine yoğunlaşıyorsunuz. İsterseniz Osmanlıca bir tekste yoğunlaşıyorsunuz. Orada iki opsiyonunuz var tabii son yıllara doğru. Osmanlıca genelde zorunlu. En azından ilk iki Osmanlıca dersini Osmanlıcı olsanız da olmasanız da alıyorsunuz. Fakat diyorsunuz ki bir noktada ben Osmanlı ile ilgilenmek istemiyorum, Osmanlı Türk tarihi yapmak istemiyorum, ben Yunan tarihi yapmak istiyorum ya da başka bir tarih yapmak istiyorum. O zaman sizi diğer ileri Osmanlıca derslerini almak zorunda bırakmıyoruz. Orada bir yol ayrılıyor. Onun yerine diğer dilleri almaya başlıyorsunuz. Bölümümüzün özellikle Yunanca, Latince ve Uzak Doğu dillerinde, Japonca, Çince gibi dersleri var. Bu alanda kuvvetliyiz bence. Yine pek çok üniversitedeki pek çok tarih bölümüne göre oldukça ilerideyiz. Bu dersleri alarak araştırma dillerinizi geliştirebiliyorsunuz. Şimdi diller de bizim Boğaziçi Üniversitesi için ve tarih bölümü için çok önemli. Bir araştırma dilleri var, bir de yaşayan diller var diyelim. Araştırma dili işte Osmanlıca zaten temel düzeyde veya isterseniz ileri düzeyde öğrenmiş oluyorsunuz. Ya da diğer araştırma dillerini Yunanca gibi, Latince gibi, Japonca gibi. Bunlar mezun olurken bu dillerle ilgili iyi bir bilgi seviyesine ulaşmış oluyorsunuz. Bir de modern diller var, yaşayan diller dediğim. İngilizce dışında tabii ki. İngilizce zaten sizin ana dilinize dönüşmek zorunda kalacak bir noktada. Mesela Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça. Bu dersleri de 4 dönem üst üste almak zorundasınız. Yani ben 2 İtalyanca, 1 Fransızca, 1 de kuş dili alayım gibi bir şey olmuyor. Onu yine danışmanlar çok istisnai durumlar dışında sizi 4 dönem üst üste ya da arka arkaya diyeyim Fransızca almaya zorluyor ki siz bu dili en azından hani İngilizce intermediate dediğimiz düzeyde, orta düzeyde, orta üst düzeyde öğrenmiş olarak bu okuldan çıkın. Şimdi yine hani kişisel fikirlerde söyleyeceğim dedim ya, ben öğrencilerime genelde söylüyorum. Kendim de Boğaziçi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Lisans düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi tam adı mezunuyum. Ondan sonra tarihçi olmaya karar verdim. 4 yıl okudum, işte 1 yıl hazırlık okudum. 4 yılda, işte 5 yılda okulu bitirdim. Geriye ne kaldı derseniz, hani özellikle bir de akademisyen olmasam iyice her şeyi unutacağım. Tabii ki kampüsteki güzel anılar kaldı. Yani işte boş boş gezme kaldı, yazları falan onlar tamam kenarda. Bir de dil kaldı. Yani İngilizceyi doğru düzgün öğrendim, geliştirdim. Bir de yanına bu zorunluluklar yüzünden ki başka bölümlerde de var ya da zorunlu olmasa da siz olun. Bir dili de aradan çıkarın. Almanca öğrendim ben. Ve 25 yaşından sonra da dil öğrenilmiyor gerçekten. Ancak geliştiriliyor, aklınızda bulunsun. Yani önünüzde 5-6 yıl var. Sadece İngilizce ile yetinmeyin. İngilizce artık her okulda var Türkiye'de. Özel ya da devlet, iyi ya da kötü bütün üniversitelerde var. İkinci dili lütfen öğrenin. Dolayısıyla bu üniversiteden kalacak olan güzel anılar olacak. Dil olacak ya da diller olacak daha doğrusu. Bir de işte söylediğim biraz analitik bakış açısı olacak. Bir de ne demekse ki onu en sona koyuyorum. Boğaziçi'li olmanın getirdiği avantaj, hava, prestij olacak. Neyse, derslerimiz böyle. Eğer ben gerçekten hani overachiever derler ya İngilizce'de bir insansam, her şeyi en iyisini yapacağım, sınırları zorlayacağım diyorsanız, size en inek ben olacağım diyorsanız, opsiyonlarımız var. Çift anadal programı. Çift anadal programı adı üstünde, bir bölüm bana yetmezse iki bölüm bitireceğim diyenlere. Ortalama ortalaması 3'ün üstünde olanlar. Bu bölümlerle çift anadal programı yapabiliyorlar. Çok yüklü, çok zorlu, çok stresli. Ama tabii çıktığınızda iki diplomanız oluyor. Akademisyen olmak istiyorsanız zaten çok önde başlıyorsunuz. Tarih bana yetmedi diyorsanız, ekonomiyle yapıyorsanız yine fırsatlarınız hem akademide hem akademi dışındaki dünyada, iş dünyasında oluyor. Ama söylediğim gibi herkes uygun değil. Ama böyle bir fırsatımız da var çalışkan olanlara. Bunun dışında tamam, Boğaziçi'nde olmak güzel, İngilizce eğitim her yerde var artık ama onu alıyor olmak güzel. Okulumuzda, bölümümüzde gördüğünüz pek çok yabancı hoca var, yabancı hocalarla iletişimde olmak çok güzel.
Ama onun dışında bir de yabancı öğrencilerle de çok iletişim halinde olacaksınız. Çünkü ben öğrenciyken böyle bir tane ya da iki tane 100 kişilik sınıfta bir yabancı olurdu. Amerikalı ya da Avrupalı. Biz böyle hani bakardık, bu kim falan, bir şeyler öğrenelim, yaklaşalım, arkadaş olursak bizi kabul eder mi falan gibi. Şimdi yani bu yıl itibariyle bazen ders açıyorum. 20 kişi alıyorsa 10 tanesi zaten Amerika'dan veya Avrupa'dan veya dünyanın başka ülkelerinden gelmeler. Çünkü biliyorsunuz Erasmus denen Avrupa Birliği ile Avrupa ülkeleriyle olan ortak bir programımız var. Pek çok Erasmus programı üzerinden pek çok öğrenci, lisans öğrencisi bize geliyor. Bir dönemlik ya da bir yıllık. Ve pek çok öğrenci de bizden Erasmus'a dahil, programına dahil Avrupa üniversitelerine gidiyorlar. O yüzden çok daha renkli, çok daha dilli, çok daha multikültürel bir ortamımız var. Her üniversite bunu Türkiye'de yapmaya çalışıyor. Fakat Boğaziçi tabii hem yurt dışında da iyi bir üniversite olarak bilindiği için pek çok öğrenci bize geliyor. Sadece yabancı diye tabii ki hemen koşup konuşmayacaksınız. Aynı zamanda yabancı öğrenciler arasında da en iyi okullardan gelenler de var. Mesela biz şu anda yaz okulunda ben bir ders veriyorum. Bizans tarihine giriş gibi değil. Bizans tarihine giriş. Ve 8 öğrencim var. Küçük bir program. 4 tanesi Columbia Üniversitesi'nden. Columbia. Güney Amerika değil. New York, Columbia. Diğer 4 tanesi de Boğaziçi'nden. Bu 4 tane öğrenci Boğaziçi olanlar açısından bakıyorum. Benim hiçbir zaman sahip olmadığım bir fırsata sahip. Arkadaş oluyorlar. İngilizcelerini geliştiriyorlar. Daha da önemlisi hani başka yaşam biçimlerine, başka bakış açılarına maruz kalıyorlar. Böylece dünyalar değişiyor öğrencilerimizin. Erasmus ve tabii Exchange diye adlı ayrı bir program. Exchange daha çok Kuzey Amerika kıtasıyla olan, Amerika Birleşik Devletleri olan bir program. Değişim programı adı üstünde öğrencilerimiz için. Bazen hocalarımız da tabii çok yararlanıyor bu tip programlardan. Bir dönemliğine yurt dışından gelen hocalarımız çok oluyor. Bu Exchange programları ve Erasmus programlarını görüyorsunuz. Özellikle Almanya önde, İngiltere, Hollanda ve Fransa önde. Tabii şöyle bir şey var. Niye dil diyorum. Pek çok ortak programımız oluyor. Yurt dışındaki pek çok üniversite neredeyse her ay bize başvuruyor. Kardeş üniversite olalım diyor. Yani ortak program yapalım. Bizim öğrencilerimiz size gelsin, siz öğrencileriniz bize gelsin diyorlar. Biz tabii biraz durup seçiyoruz. Hem iyi üniversite olması olup olmadığına bakıyoruz. Hem de Litvanya'da yerel dildeki bir üniversiteye bizim öğrencilerimiz gidemeyecek. Onu biliyoruz ama Litvanya'daki o üniversitedeki öğrenci bize gelebilecek çünkü bizim dilimiz İngilizce. O yüzden Fransa'daki, Almanya'daki, Hollanda'daki bazı üniversitelerde de işte hani o dil, o ülkelerin dillerini bilmeniz gerekiyor. Yani Fransızca'ya bir an önce başlarsanız 3. veya 4. yılda da 6 aylığına Sorbonne ya da başka bir yer için notlarınız da yüksekse gidebilirseniz aynı zamanda orada Fransızcanızı da geliştirirsiniz. Bu çok önemli. Benim zamanımda yoktu, bu 90'larda yoktu. Şimdi 2010'larda oldukça yaygın. Bu da size hani fazla finansal yük koymadan sırtınıza veya ebeveynlerin sırtına güzel bir yurt dışını görme, tekrar dünyayı tanıma fırsatı sunar. Dil geliştirme fırsatı sunar. Kısaca geçeyim. Biraz şu an için size uzak ama hani yüksek lisans master programımız var. Her yıl neredeyse 10 ile 15 arası öğrenciyi yüksek lisans programımızı alıyoruz. Tabii o başka üniversitelerden oluyor. Tarih bölümünden gelenler oluyor. Başka bölümlerden gelenler oluyor. O tabii o daha bir fokus bir konu seçiliyor. Konusunu biraz daha bilen bir insan bir master tezi yazıyor. Söylediğim gibi Asya, yani Çin ve Japonya ve Kore bölgesi üzerine de bir tez yazabiliyorsunuz. Çünkü onunla ilgili ders veren hoca ve hocalarımız var. Sanat tarihi ve mimarlıkta da iyi bir programımız var. Veya hani Osmanlı, Bizans, Antik Yunan dünyası, Avrupa gibi konularda da, tarih gibi konularda da master yapabilirsiniz. Orada da birinci yılda ileri derecede metodoloji dersleri alınıyor. Hani sizin birinci, ikinci ve dördüncü sınıfta aldığınız historiography, yani tarih nasıldı, nasıl yazılmıştır, şu anda nasıl yazılmaktadır derslerinin ileri versiyonunu birinci yılda alıyorsunuz. Master düzeyinde dersler alıyorsunuz. İkinci yılda da konunuzu seçip tezinizi yazıyorsunuz ve umarız ki eğer akademisyen olmak istiyorsanız, ki başka ne de amaçla da tarih doktorası yapılmaz, yurt dışına başvuruyorsunuz. Şurada neyse, oraya geleceğiz. Ve
herhalde Boğaziçi Üniversitesi yurt dışına en çok master ve doktora düzeyinde öğrenci gönderen üniversitedir. Ya da bu tarih bölümü o anlamda en başarılı bölümdür. Çünkü en azından yani her yıl bir ya da birden fazla kişi genelde Amerika'daki üniversitelere doktoraya gidiyor. Ve biliyorsunuz doktora zaten hani burslu gidiyor. Dolayısıyla doktora için herhangi bir şey ödemiyorsunuz. Ama tabii eminim öyle bir soru gelecek. Çok da mantıklı. Zaten herkesin de akademisyen olmasını istemiyoruz. Boğaziçi Tarih Bölümünden mezun olanlar akademisyen olmak dışında neci oluyorlar sorusu. Ona geliriz. Şöyle hızlıca geriye kalan önemli noktaların üstünden geçeyim. Tabii tarih bölümüne geldiğinizde oldukça canlı bir akademik ortama düşüyorsunuz. Ders almak dışında ister öğrenciler arasında, öğrenci düzeyinde akademik aktivitelere katılıyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü bunun için iyi bir fırsat. Arkadaş ediniyorsunuz, kendi başınıza konferans düzenleyebiliyorsunuz, kendi başınıza geziler yapıyorsunuz İstanbul'da. Dolayısıyla butik yani Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü ile ilgili bilgi almak isterseniz yine sonda veya çıkışta bana sorabilirsiniz. Onun dışında bölümümüzde tabii veya İstanbul'da genel olarak çok sayıda tarih konferansı yapılıyor. Sanat tarihi temalı konferanslar yapılıyor. Şu arkamda gördüğünüz liste birkaç yani son kaç yıldır işte 5 yıldır yapılan konferanslarından bazıları. En son Alevi Bektaşlı konferansını hatırlıyorum. Yine bu salonda yapılmıştı galiba. Onun üzerine hani öğrencilerimiz tabii o biraz daha profesyonel düzeyde oluyor. Öğrenciler sunum yapmıyor ama bundan inspire olan, ilham alan pek çok öğrenci var. Hatta hatırlıyorum master ve doktora başvuran öğrenciler arasında bu konuya ile ilgili minik bir patlama olmuştu çoğu konferanstan sonra. Veya işte performansla ilgili konferansımız hem hocalarımıza hem de öğrencilerimize faydalı oluyor. Bundan 2 yıl evvel Abu Dhabi'de bir performans üzerine konferans olmuştu. Tabii tarih deyince aklınıza lütfen lisede maalesef öğrendiğimiz şekliyle tarih gelmesin. Yani geçmişte olan her şeyi istediğiniz şekilde çalışma özgürlüğüdür tarih. Ve siyasi tarih olmak zorunda değil, askeri tarih olmak zorunda değil. Hatta siyasi tarihi de siyasi açıdan çalışmadan çalışabilirsiniz. Mesela diplomatik ilişkilerde veya ordunun ilerleyişinde, Osmanlı ordusunun bir bölgeden bir bölgeye ilerleyişinde performansı çalışabilirsiniz. Şimdi performans dedim. Yani o ordu ilerlerken ya da o diplomatik heyet ilerlerken ve saraya girerken ne tür hediyeler verdi, hediye verirken ne eylemlere girdi, ne giydi, hangi sözleri kullandı, hangi sözleri kullanmaktan kaçındı üzerinden o insanların hareketlerine, sözlerine, tavırlarına ve hareketlerine bakarak oradan bir performatif çalışma yapabilirsiniz. Ve bu da size yani diplomatik tarihle veya askeri tarihle ilgili çok ilginç bilgiler verebilir. Konular çok. Onun dışında arkeolojiyle ilgileniyorsanız bizim tarih bölümümüzün kendi bir kazısı var. Tarsus Gözlü Kule'de, Çukurova'da Aslı Özyer ve Elif Ünlü iki öğretim üyemiz bir süredir Tarsus Gözlü Kule'deki höyüğü kazıyorlar. Ve tabii en başta yakın zamanlar, sonra Osmanlı, Bizans, işte klasik dönem, Helenistik, Neolitik çağa kadar giden bir katman var. Şu anda galiba Abbasi dönemindeler. Abbasi dönem çanak çömlekleri bulunuyor. Oraya giden pek çok öğrencimiz oluyor. Hani ille de bu olmak zorunda, bu alan olmak zorunda değil ama bu bir fırsat. Tabii önceden bu öğretim üyelerinin verdiği dersleri alıp arkeolojiyle ilgili bir formasyon oluşturursanız ki zaten Kültür Bakanlığı da sanırım imzalandı. Oradaki çırçır fabrikasını, Tarsus'taki kazı alanı yakındaki çırçır fabrikasını devrediyor. Orası bir arkeoloji çalışma alanı. Hatta ileride belki bir müze olacak. Tabii tarih bölümünün arşiv projeleri var. Arşivler özellikle son 500 yıldır, 400 yıllık tarihi çalışanlar, dönemleri çalışanlar için önemli. Daha öncesinde genelde arşivler kayboluyor, yanıyor, yok oluyor. O yüzden böyle söyledim. Bu arşivlerden bazıları yani mikro düzeyde. Bir tanesi Halet Çambel, ünlü arkeolog. Halet Çambel'in arşivi ve hatta evi. Arnavutköy'de bir ev var. O, Boğaziçi Üniversitesi'nin tarih bölümüne devrediliyor. Orası yine arkeoloji alanında önemli bir merkez olacaktır diye ümit ediyoruz. Yalı yenileniyor şu anda. Onun dışında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde görev yapmış, pek çok kazıda bulunmuş, İzmir Arkeoloji Müzeleri'ni kurmuş. 1956 yılında ölen Aziz Ogan'ın arşivi düzenleniyor üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından.
Abdullah Kur'an önemli bir şahsiyet Boğaziçi için. Bu Robert Koleji içinde bulunduğumuz üniversitenin biliyorsunuz öncesi Robert Koleji. Robert Koleji'nden Boğaziçi Üniversitesi'ne geçiş, 70'teki geçişi liderliğini yapmış, geçişi kolaylaştırmış bir öğretim üyesi ve ondan sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk rektörü olmuş ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünün de uzun süre bölüm başkanlığı yapmış. Abdullah Kur'an'ın arşivi var, onun üzerine çalışmalar devam ediyor. Fuchs da kendisi ilginç bir konu, 1934'te Alman Nazi döneminde Almanya'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve ders vermeye başlayan Alman Yahudilerinden Alman Dil Edebiyatı bölümünü kuruyor İstanbul Üniversitesi'nde ve pek çok Alman filoloğu ve tarihçisi yetiştiriyor. Onun arşivi de bizim bölümümüzde ve bir hocamız Lale Hoca onunla ilgili çalışıyor. Şimdi mezunlarımız neci oluyor? En büyük soru. Tabii bizim gönlümüz akademisyen olmasını ister ya da akademiye katkıda bulunmalarını ister. Fakat hani işin doğası gereği 40 ya da 50 mezun veriyorsak her yıl bunların hepsinin de akademisyen olması iş piyasası anlamında imkansız. İş bulmaları imkansız olur o alanda. Her ne kadar Türkiye'de üniversiteler çoğalsa da bunu söylerken farkındaysanız üniversitemiz çoğalıyor. İş fırsatları akademide de artıyor demek istiyorum. Ama tabii herkes akademisyen olmayacak. Başka hangi alanlarda iş buluyorlar? Tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'nde genel olarak sosyal bilimlerdeki bütün öğrenciler bir formasyondan geçiyorlar ki bu formasyonlar birbirine yakın. Yani uluslararası ilişkiler bölümündeki insan da, sosyolojideki insan da, psikolojideki insan da özellikle ilk iki yılda aynı şeyleri alıyor neredeyse. Dillere vurgu yine aynı şekilde. Dolayısıyla buradan çıkan herkesin önüne hani al sana işte ekonomiden mezun oldun hemen bankaya giriyorsun, psikolojiden mezun oldun hemen seni psikolog yaptım demiyorlar. Herkes Boğaziçi diplomasıyla kendisini geliştirmiş haliyle kurumlara ya da özel şirketlere gidiyorlar ve işe başvuruyorlar. Dolayısıyla tarih bölümünden çıktığınızda da bu arkamda gördüğünüz örnek bunlar tabii hani bu taşa yazılmış kural şeyler alanlar değil. Bu alanlara başvurabiliyorsunuz. Avantajlarınız ne oluyor? Yani niye Boğaziçi'ni seçeceğim ben? İşte soruların çoğunu önceden düşünüp size cevaplarını vermeye çalışıyorum. Niye İstanbul Üniversitesi değil, niye Marmara değil, niye Sabancı değil, niye Özyeğin değil? Sorusu eminim gelecek. Bir tanesi önem sırasına göre söylemiyorum, karışık tamamen. Tabii ki hocalarımızın ve tüm üyelerinin kalitesi genel olarak Boğaziçi'nde, özellikle tarih bölümünde sanırım neredeyse tamamımız iyi okullardan mezun olup doktoralarını yurt içinde, daha çok yurt dışında donanımlı hocalar. Dolayısıyla sizi sadece kendi spesifik alanlarında değil pek çok alanda ileriye götürecek hocalardır. Yurt dışı bağlantılarımız tabii ki çok sağlam. Erasmus düzeyinde hem öğrenciler için hem öğretim üyeleri için. Ve şehir kampüsü burası. Yani pek çok üniversitemiz, İstanbul üzerinde konuşayım, şehrin dışında gitmek istemeyeceğiniz yerlerde, kendim gidip bazen ders veriyorum orada. İlk başta böyle işte ne güzel içeride Starbucks var, yanında da bir tane koru var. Bir süre sonra o Starbucks'ta o minik koru da kenardaki akan gölde sizi pek mutlu etmeyecek. Sonuçta üniversite demek sadece belli bir alanda bilgi biriktirmek demek değil. Aynı zamanda yetişkin olmak ve yetişkin olurken de bir şeyleri yaşamaktan geçiyor. Ve o yaşadığınız şeyler de size ileride katkı olacak. Ve onu da ancak İstanbul'un göbeğinde bir üniversiteyle yapabilirsiniz. O yüzden bence şehir kampüsü olması, şehir üniversitesi olması Boğaziçi'nin en büyük avantajlarından biri. Bir de iş bulma olanakları biraz kendini tekrar oluyor. Dil ve dilleriniz olacak. Rasyonel bir bakış açınız olacak. Ve biz böyle konuşmuyoruz ama yani işe alırlarken Boğaziçi'li olmayanların gözünde Boğaziçi markası, imajı, presentable olmak gibi takım kriterler varmış. Onlar da ister istemez bu paketin yanında gelecek. O yüzden umarım Boğaziçi'ni tercih edersiniz ve umarım ettiğinizde de mutlu olursunuz. Mutlu olmazsanız her zaman biliyorsunuz başka bölümlere geçme, başka okul üniversitelere geçme, çift ana dal yapma ya da bırakma fırsatı var. Hayat çok fırsatlara gebe, hiçbir şey olması gerektiği gibi değil, sizin verdiğiniz karar üzerinden gitmek zorunda. Şimdi soruları alabilirim. Sanırım zamanında bitirdim. Bir 10 dakika gibi bir sürede soru varsa soru alayım. Ya da hani soruyu özel olarak sormak istiyorsanız da sorabilirsiniz. Arkada bir tane var. Hı hı.
Benim 3 tane sorum olacak. Umarım vaktiniz vardır. Var. Ya, bir saniye. Üçünü de unuttum. Yok. Ben birinden başlayayım, öbürleri aklıma gelirse devam ederim. Tamam. Ya siz de şey söylediniz, ben siyaset bilimi mezunuyum dediniz. Yani günümüze baktığımız zaten yani bilmiyorum, tarihçilerin, yani benim incelediklerim önemli bir kısmının, yani lisans alanların başka bir şey üzerine olduğu görülüyor da. Yani siz şimdi yani tarih yani lisansı üzerine yani tarih master ve doktorası yapmanın, yani atıyorum başka bir alan üzerine yani tarih lisansı ve yani master ve doktorası yapmak ya göre nasıl bir avantajı veya dezavantajı olduğunu belirtirsiniz? Güzel soru. Yani biraz sanırım çoğunluk için erken bir soru ama şimdi 4 yıl tarih okuyup da aynı bölümde tekrar 2 yıl daha master yapmak faydalı olsa da, güvenli olsa da yeni bir şey katmaz size. 4 yıldır o hocaların bakış açısını alıyorsunuz zaten. Dolayısıyla aynı okuldan mezun olup aynı yerde master ve doktora yaparsanız bence hata yapmış oluyorsunuz. Yani yaklaşık kaç yılınızı, 10-12 yılınızı aynı yerde geçiriyorsunuz. Hatta başka bölümlerden gelen öğrencilere ben kişisel olarak master düzeyinde sıcak bakıyorum. Daha sıcak bakıyorum demiyorum ama çünkü o öğrenci bize psikolog olarak, psikoloji formasyonu almış bir insan olarak benim bilmediğim bir şey getirecek. O bana bir şey öğretecek, ben ona bir şey öğreteceğim. Dolayısıyla bazen en iyi tarihçiler başka alanlardan gelenlerden de çıkabiliyor. Ama 4 yıllık formasyon tabii çok önemli. Çünkü başka alanlardan gelen dezavantajı da tarih formasyonu yok. Onların üzerine daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor. Ama tarih okuyan öğrenci formasyonu olduğu için onunla işimiz çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla öyle bir ayrıma gerek yok. Bence tarih bölümünde olup da diğer kendi alanların derslerini almak kadar başka alanları da meraklı olan öğrenci en makbul öğrenci benim gözümde. Çünkü hem tarih formasyonu almış oluyor ama sürekli böyle şimdi Çin tarihi, şimdi Hint tarihi öğreneyim demek yerine biraz da sosyoloji öğreneyim, biraz da antropolojik yaklaşım öğreneyim deyip onu da kendi alanıma, işte Osmanlı'da ekonomiyi antropolojik yaklaşımı kullanacağım derse o benim için ben en iyi öğrenci olurum. Bu benim kişisel fikrim tabii. O zaman ikinci soruma geçeyim. Bölümünüzün yani 20. yüzyıl tarihi hakkındaki yani yaklaşımı nedir? 20. yüzyıl tarihinin özellikle orta ve son dönemlerine biz girmiyoruz. Çünkü Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü o konuda master düzeyinde ve lisans düzeyinde dersleri veriyor. Dolayısıyla zaman açısından, kronolojik açıdan bizim bölüm 20. yüzyılın başında duruyor. Yani Cumhuriyet tarihi bizim alanımızın dışında. Cumhuriyet tarihi çalışan bir öğretim üyesi bizim bölümde yok. Abdülhamit dönemi diyeyim, son dönem. Yanlış söylemiyorsam yaklaşık olarak. O zaman gerçi bu son soru biraz daha özel bir soru olacak ama siyasal tarih çalışmak isteyen birinin yani siyaset bilim bölümünden mezun olmasını yoksa yani tarih bölümünden mezun olmasını önerirsiniz? Biraz özel bir soru olduğunu söylemiştim. Evet, yani master ve doktora da belli olacak o sizin sorunuzun cevabı. Yani hangi bölümden mezun olsanız olun, master'ınız veya doktoranızı nasıl yaptığınızı, hangi soruyu sorduğunuza bağlı. Tarih bölümünden mezun olup master'ınızı uluslararası ilişkilerde yapabilirsiniz. Tam tersi olabilir. Dolayısıyla ikisinin arasında bir fark görmüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Hı-hı. Bir soru da şurada var galiba. Merhaba. Ben derslerde kullanılan kitapların özellikle böyle ders kitaplarım yoksa falan yazarım falan kitabını işte okuyun o konuda falan gibi mi onu merak etmiştim. Bir bu var, bir de hemen şey de sorayım. İngilizce konusunda acaba hiç pürüzler oluyor mu? Mesela işte öğrencilerin seviyeleri farklı olabiliyor mu? İşte Türkçe soru sormasına izin veriyor musunuz gibi. Değil mi? Şimdi ders kitapları özellikle üst düzey derslerde, üst sınıf derslerinde ders kitabı yok. Çünkü sen mesela hoca olarak Doğu Akdeniz'de ticari ilişkiler çalışmak istiyorsun 10. yüzyılda. Bu konuda bir herhangi ders kitabının yazılmayacağını tahmin edersin. Özellikle o yüzden üst sınıf derslerde ve master derslerinde toplama, derleme oluyor. Bir course pack hazırlıyor öğretmenin kendisi online ya da hard copy. Makaleler bir araya getiriyor. Bazı kitaplardan sayfalar bir araya getiriliyor. Tamamen dersi veren kişinin yaklaşımına bağlı ve nasıl bir syllabus hazırladığına bağlı. Bazı derslerde tek bir kitap olabiliyor. Mesela insanlık tarihine giriş dersimiz var 105-106. Orada Stearns ve diğer Osmond gibi yazarların hazırladığı insanlık tarihi dersleri var. Amerika'dan işte Çin'e kadar pek çok İngilizce eğitim veren kuruluşta kullanılıyor. Biz de onu kullanıyoruz. Ama orada da tabii o kural deliniyor. Yanına birincil kaynaklar yani o dönemde yazan yazarların eserlerinin İngilizce çevirilerini ekliyoruz.
O birinci sorunun cevabı bu. İkinci soru İngilizce meselesi. Tabii kimisi için zor, kimisi için kolay. Kimisi bazı İngilizce eğitim veren kolejlerden geliyor. Kimisi devlet okullarından 1 saat, 2 saat İngilizce ile geliyor. O tabii biraz şeyde düzleştiriliyor, hazırlıkta düzleştiriliyor. Hazırlığa çok önem verin İngilizce için. Çünkü 4 yıl boyunca İngilizce ile boğuşacaksınız. Ama üzülmeyin, ilk yıl çok zor gelecek. Şey için konuşuyorum, İngilizcesi çok iyi olmayanlar için konuşuyorum onu varsayarak. Ama 4 yıl içinde sınavları İngilizce yaparak, okumalarınızı İngilizce yaparak, İngilizce konuşan öğrencilere maruz kalarak yabancı ya da yerli ve tabii ki derslerde hocaların konuşmasına maruz kalarak 4. yıl itibariyle oldukça iyi bir İngilizceniz oluyor. Başta biraz zorlanıyorsunuz. Bu da eğitim sistemin eğitim sürecinin bir parçası. Derslerde yer yer İngilizce konuşulabilir mi? Bazen yine bu kişisel bir soru ve kişisel bir cevap oluyor. Ben genelde İngilizce, yani Türkçe konuşmuyorum tabii ki. Ama birisi Türkçe soru sormak isterse Türkçe soru sormasına izin veriyorum. Kendim İngilizce cevaplıyorum. Çünkü derste bazen Türkçe bilmeyen biri oluyor. Dolayısıyla hayır, genelde dersler İngilizce oluyor. Zaten İngilizce eğitim veren bir kurumda da öyle olması lazım. Çünkü bazen de tam tersi Pidgin English deniyor ki şu anda kendim yaptım mesela. Yarı Türkçe, yarı İngilizce, karman çorman bir dille devam ediyoruz. O da yani herhalde eskiden özellikle Boğaziçi'lere karşı yapılan en önemli hani atak eleştirilerden biriydi. Hani kelimenin Türkçesi varken niye İngilizcesini konuşuyorsun diye. Hani onu yapmamak için hani bir derste tamamen İngilizce konuşmak, çıktığında da sokakta tamamen Türkçe konuşmak ya da işte neyse dilin, ana dilin, onu konuşmak en mantıklısı. Peki az önceki soruya verdiğiniz hani 20. yüzyıla kadar dediğiniz lisans için de geçerli miydi yoksa yüksek lisans için mi söylemiştiniz? Yok, lisans için de geçerli, evet. Ama tabii her zaman aldığınız dersler başka bölümlerden ya da ATA'dan, yani Atatürk İlkeler İnkılaplarından o alandaki eksiğinizi kapatıyor. Teşekkür ederim. Yan tarafınıza verebilirsiniz mikrofonu. Merhabalar. Ben dersin işlenişiyle ilgili birkaç soru sormak istiyorum, derslerle ilgili. İnterdisipliner bir yaklaşımla hani ders verdiğinizi söylemişsiniz. Hani matematikten, ekonomiden, istatistikten birçok ders alındığını söylediniz. Sonuçta bunu psikoloji dersine, bölümüne giden öğrenci de alıyor bir matematik dersini ilk yıl. Veyahut da bir sosyolojiye giden de alıyor. Ben forumlarda ya da sözlüklerde yapılan hani yorumlara baktığım zaman bu derslerin hani çok sağlıklı olmadığını, hani mesela bir tarih bölümüyle çok alakalı olmayan bir dersi alan tarih öğrencisi işte mesela matematik dersini alıyor, çok kalabalık bir sınıfta ve hani öğretmenler de çok aslında önemsemiyorlar gibi hani yorumlar aldım hani bu anlamda. Yani ilk sorum bu yönde olacak, hani aslı var mıdır gibisinden. Bir de ben bu hani çift ana dal veyahut da yan dal imkanları gerçekten hani söylediğiniz kadar zor mu? Veyahut da hani 3 ortalamayı tutturan herkes, yani kaç kişi tutturuyor onu da bilmiyorum ama yani herkes bu şeylerden faydalanıyor mu, imkanlardan faydalanıyor mu, bunu öğrenmek istiyorum. Ve hazırlık bölümünde eğer mesela ilk yıl diyelim ki başarılı bir şekilde geçemedik, bu öğrencinin akıbeti ne oluyor? Teşekkür ederim. Evet, hazırlıklı gelmişsin. Şimdi şeyli konular, tartışmalı konular bazı insanların gözünde, oysa ki pek tartışma götürür konularda değil bir yandan da. Çift anadalla ilgili olarak biraz gözünüz korkmuş olabilirim, o zaman geri adım atıyorum. Bazı bölümlerle o kadar çok ortak dersimiz var ki onlar zaten birbirini götürüyor. Yani bizim bölümden 142 krediyle mezun oluyorsunuz, diğer bölümden de 120 krediyle mezun oluyorsunuz diyelim. Bunları toplayıp da 260 olmuyor. Ortak dersler olduğu için şu anda biraz spekülasyon yapıyorum. 180 krediyle ya da 200 krediyle mezun oluyorsunuz. O kolaylığı orada. 3 getirmek nispeten kolay oluyor. Var, yani pek çok öğrencimiz var ama 3'ü hep tutturmak o dersleri alarak daha zor oluyor bazı insanlar için. Ama çok çok bırakan oluyor mu çift anadalı diye sorarsan ki hani karşında bir sorunun cevabını, benim de dışımda bir cevabı var. Yok, çoğu devam ediyor, bitiriyor. Dolayısıyla o kadar zor değilmiş. Onu yapan da çok sayıda öğrencimiz var. Bir fırsat önünüzde. Matematik ve istatistik mesela zor diyorsun. İstatistiği sadece tarih öğrencilerine yönelik veriyoruz. Dolayısıyla matematik öğrencisine verilen istatistikle tarih öğrencisine verilen istatistik aynı değil. Zaten olamaz. Zor. Hepsi çakar. Özür dilerim. Hani zor olduğu için değil. Ben aslında TM kökenli bir, hani Türkçe matematik kökenli bir öğrenciyim. Hani zor olduğu için değil de hani eğitimin kalitesi açısından mesela. Bu bir tarih öğrencisi sonuçta. Ben buna matematik öğretsem veyahut da bu matematiği iyi öğrense ne olacak? Hani öğretmenin yaklaşımı açısından. Hani birçok hani kalabalık bir sınıftasınız. Sonuçta psikoloji öğrencisi de orada. Tarih öğrencisi de orada. Hani hep beraber bir dersi işliyorsunuz. Hani
Yani verimli olabiliyor mu, o anlamda sormak istedim ben. Ya o dönemde kaç öğrenci aldığına bakar, o hocanın kişisel yaklaşımına, öğrenci yaklaşımına bakar. Ama hiçbir öğretim üyesinin de bunlar çok bilmiyor, ben bunları ne öğreteceğim diye yaklaşacağını sanmıyorum. Öğretim biraz da öyle bir şeydir. Karşındaki kitlenin ne ihtiyacı olduğunu ve kapasitesine bakarsın. Kendi kapasitene bakarsın ve ortasını bulup bir sunum yaparsın. Evet. Matematik için demeyeceğim ama istatistik için sınıflar nispeten küçük. Sadece tarih bölümü öğrencilerine veriliyor ve öğretim üyesi her zaman hazır şu andaki hocamız mesela. O yüzden mesela istatistikten çok yakınılıyor. O yakınmanın temeli de var tabii ki. Lisede hiç matematik görmeden gelen öğrenci istatistikte zorlanıyor ve ben bu istatistiği ne yapacağım ileride diyor. Bu kadar pragmatist bakmamak lazım. Çünkü ileride ne yapacağım diye sorarsanız o zaman tarih bölümüne ya da pek çok sosyal bilime gelmeyin, felsefeye. Uluslararası ilişkiler bile kendi içinde kimse sormuyor uluslararası ilişkilerden çıkanlar diplomat mı oluyor diye. Yani onların %1'i diplomat oluyor, %99'u bankaya ya da özel şirkete gidiyor. Tarih bölümü için de geçerli bu. Bir de bir soru daha vardı. Yabancı dil hazırlık sınıfı ile ilgili. Hazırlıkla ilgili. Hocam isterseniz hazırlıkla ilgili soruyu ben yanıtlayayım hem de bitirmiş olalım. Evet, çünkü benden olalım. Daha çok biliyorsun. Bir de çok, galiba zamanımız evet, zamanımız da azaldı. Sorularınız varsa arkadaşlar tek başka. Alırım, hocamız zaten aşağıda olacak bir 15 dakikada ama ben o zamana kadar o son hazırlıkla ilgili soruyu yanıtlayayım. Şimdi genelde hazırlık öğrencileri birinci senenin sonunda Haziran'da sınava giriyorlar. Geçemezlerse Ağustos'ta bir daha giriyorlar. Onda da geçemezlerse Eylül'de bir daha giriyorlar yeterlilik sınavına. Ve çok büyük oranda Eylül'e kadar artık hani sınavı geçmiş oluyorlar. Geçemeyenler Eylül'den sonra remedial öğrenci statüsüne geçiyor ve onlara artık hani bizzat gidip derse girmiyorlar ama destek dersleri veriliyor ve sınava girme hakları korunuyor. İsterlerse Ocak'ta tekrar sınava giriyorlar. Kendilerini yetiştirdiklerini düşünürlerse eğer ocağı beklemiyorlar işte TOEFL ya da IELTS sınavlarını alıp onun sonucuyla geçiyorlar. Ama yani İlk senenin sonunda bu yaz döneminde Haziran, Ağustos, Eylül aylarında olan sınavların sonunda artık ikinci seneye kalan öğrenci çok fazla olmuyor zaten. Yani olan tek tük öğrenci de o ikinci senenin içinde ya ocağa kadar ya da ocaktan tekrar Haziran'a kadar yani muhakkak bir şekilde bitirir. Çok tek tüktür yani çok azdır örneği. Başka bir üniversite, evet böyle sorular geliyor. Diyorlar ki işte hazırlığı geçemeyenler okuldan sürülüyormuş falan gibi şeyler söyleniyor. Ben bugün birkaç kere duydum öğrencilerden. Öyle bir şey yok. O öğrencinin kendi tercihi. Yani okul tabii ki şimdi hazırlığı geçmeden ya da İngilizce yeterliliğini kanıtlamadan bölüme başlatmıyor sizi. Yani siz onu bir şekilde halletmek zorundasınız. Ya kendiniz işte TOEFL IELTS alarak ya da başka türlü. Orada şöyle bir şey oluyor. Öğrenciler artık... Ve yine onun da örneği çok azdır. Bunu halledemeyeceğim ben. Bu İngilizce işi çok zor. Ben yapmıyorum, gidiyorum diyorlar ve yani öyle bir iki kere hani duydum. Sadece görmedim, şahit olmadım ama duydum. Onun haricinde okulun oraya karşı bir şey yoktur yani. Hani ilk seneyi bitirdi, hazırlığı geçemedi. Bu arkadaşı aynı bölümü işte veren şu üniversiteye atayalım, gönderelim gibi bir şey zaten olamaz, imkansız yani.